Okyanus enerjisinin iki çeşidi vardır. 1 dalga enerjisi. Okyanus ve denizler gibi büyük su kütlelerinden oluşan dalgaların enerjisinden yararlanılabilmektedir. 2 gelgit ve akıntı enerjisi. Gelgit ve okyanus akıntıları sebebiyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip oldukları kinetik ve potansiyel enerjilerinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Deniz ve okyanuslardaki düzenli akıntıların kinetik enerjisinin deniz tabanına yerleştirilen türbinler vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülmesi akıntı enerjisi olarak bilinir. Dalga enerjisi üretiminde mekanik, hidrolik ve hava basınçlı bir kaldırma sistemi aracılığıyla dalgaların hareketini elektrik enerjisine dönüştüren bir sistem kullanılmaktadır. Gelgit enerjisi üretiminde Haliçlerin ve Koyların girişinde 5 metrelik bir gelgit mesafesinde baraj veya setler yapılarak bu enerji elde edilebilir. Bu setlerde bulunan kapılar su seviyesi yükseldiğinde suyun içeri girmesine yardımcı olur ve girdikten sonra kapanarak barajın arkasında bir su havzası oluşturulur. Bu su türbinlere aktarılarak türbinlerin dönmesi sağlanır. Böylece elektrik üretilmiş olur. Okyanus enerjisi özellikle elektrik üretimi ve ısı üretiminde kullanılmaktadır. Başlıca avantajları Okyanus enerjisi hiçbir çevre kirliliğine yol açmaz. Tükenmez bir enerjidir. Görsel estetiği bozmaz, rüzgar enerjisine nazaran üretici enerji daha öngörülürdür. Kıyıları tahrip etmesi, deniz trafiğini, turizmi, balıkçılığı ve kıyı tesislerini etkilemesi ise başlıca dezavantajlarıdır. Dünyanın tüm sahillerinde oluşan toplam dalga enerjisi 2 ila 3 milyon megawatt'tır. Gelgit ve dalga enerjisinin zengin olduğu yerler Kanada'nın kuzeyi, İskoçya'nın batı sahilleri, Güney Afrika, Amerika'nın kuzeydoğu kuzeybatı sahilleri ve Avustralya'dır. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması dalga enerjisi açısından avantajdır. Çünkü dalga enerjisinin kaynağı rüzgardır. Marmara Denizi dışındaki kıyılar bu enerji türüne elverişli olmasına rağmen bu enerjinin kullanımı yaygın değil.